Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere teklif cümlelerini anlatacağım. Teklif cümleleri dediğimiz nedir? Günlük yaşamımızda birbirimize işte sinemaya gidelim ya da sinemaya gidelim mi ya da neden sinemaya gitmiyoruz gibi ifadelerle teklif ederiz bir şeyler, değil mi? Basit yoldan, bunun için nedir? Let's. Lim demektir, let's'in tam anlamı. Kırmızı kalemde de yazayım. Let's. Lim veya lim. Shall de lim mi ya da lim mi? Yani bu da yapalım mı, gidelim mi, bakalım mı, o şekilde soru halinde kullanılır. Why don't da neden? Neden bilmem ne ruz. Yani neden gitmiyoruz, neden bakmıyoruz, neden durmuyoruz gibi. Buraya istediğimiz fiili koyabileceğiz. Peki bu nasıl olacak? Tek tek cümle içerisinde göstereceğim size. İlk başta let's'ten başlayalım. Yani olumlu cümle olan let's'tir zaten. Hani sinemaya gidelim derken nasıl olacak? Çok basit. Let's. Başa gelir zaten. Let's go. Gidelim. Nereye? İşte to the cinema. Sinemaya gidelim. Ya da yiyelim. Let's eat. Yiyelim. Let's talk. Konuşalım. Let's have a party. Hadi parti yapalım. Yani parti yapalım. Hadi diye genelde okullarda öğrenciler nasıl oluyorsa o şekilde öğreniyorlar. Hadi yapalım diye. Aslında let's'te hadi yok. Come on hadi demektir. Let's, lim, değil mi? Ben de demin işte ağız alışkanlığı. Hani parti yapalım anlamına gelir. Lim, lim ekini sadece yaratır. Hadi anlamına gelmez. Eğer hadi demek istiyorsanız başına come on koyarsınız. Come on, hadi. Let's go to the cinema. Sinemaya gidelim. Yani hadi sinemaya gidelim, hadi yiyelim, hadi konuşalım, hadi parti yapalım. Hadi kelimesini ille istiyorsanız come on, tamam mı? Ama burada dediğim gibi demesek de o şekilde anlaşılır zaten. Gizli bir hadi lafı vardır. Let's have a party, let's speak in English. İngilizce konuşalım, tamam mı? Böyle böyle gider. Peki, başka ne olabilir? Shall'le yapalım. Aynı cümleleri biz shall'le yapabiliriz. Ama nasıl? Neden shall'le yaparız? Bir insana sinemaya gidelim deriz. Çok samimiysek öyle dedi. Hadi sinemaya gidelim ya da hadi yiyelim, hadi koşalım deriz. Bazen de çok fazla tanıdığınız biri değildir ama yani yeni tanışmışsınız artık. Sinemaya gidelim mi diye soru biçiminde söylersiniz. O zaman da shall'i başa alırsınız. Shall we dersiniz. Lim'li tam anlamı o yani shall we. Bu lim eki yani shall başa gelmiş zaten ama tam let's de başa geliyor ama let's soru değildir. Yani sinemaya gidelim. Sinemaya gidelim mi demek istiyorsak shall we go to the cinema. Sinemaya gidelim mi? Sinemaya gidelim. Anladınız? İşte yiyelim mi derken ne diyeceğiz? Shall we eat? Soru işareti. Ya da işte shall we talk? Konuşalım mı? Ya da parti yapalım mı demek istiyorsak da aynı şekilde. Shall we have a party? Parti yapalım mı? Ya da İngilizce konuşalım mı? Yani karşınızdaki kişiye. Shall we speak in English? Bu şekilde gider. Daha da uzatabilirsiniz. Yani kısacası shall we koyduktan sonra istediğiniz kadar bu şekilde konuşabilirsiniz. Peki, ne diyeceğiz başka? Why don't kalıp var. Neden yapmıyoruz? Mesela neden sinemaya gitmiyoruz? Şimdi bu aslında tam bir soru değil. Yani bu bir tekliftir. Neden sinemaya gitmiyoruz? Öbür kişi de demez ki bir düşüneyim bakalım niçin gitmiyoruz. Direkt evet veya hayır der size, değil mi?
Dolayısıyla normal soru yapısıyla aynı yazılır. Why don't kalıbı. Why don't we? Neden yapmıyoruz? Mesela why don't we go to the cinema? Aynı örnek üzerinden gidiyor ki aradaki farkı daha iyi anlayasınız. Go to the cinema. Bakın go to the cinema klişesi hiç değişmiyor. Değil mi? Başına ya let's gelir, ya shall we gelir, ya da why don't we gelir. Burada da we var, burada da we var. Çünkü yapalım, kim yapsın? Biz yapalım. Burada peki we nerede var? Aslında bu us kelimesinin kısa halidir. Yani aslında let us eşittir let's. Yani us bizi bize demektir ya, aynı zamanda biz anlamına da gelir burada. Yani yapalım, kim yapsın? Biz yapalım yani. Tamam mı? Let us'ın kısa hali let's. O yüzden burada da aslında bir biz kelimesi var. Let's, shall we, why don't we? Bunlardan sonra normal bir emir cümlesi koyduğunuzda, emir cümlesi dediğimizde de bir fiildir. Yani herhangi bir fiil. Yeme, içme, konuşma, yani ne varsa, anladınız mı? Why don't we go to cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz veya neden yemiyoruz? Why don't we eat? Neden yemiyoruz? Ya da neden konuşmuyoruz? Konuşsak ya, mesela why don't we talk? Ya da neden parti yapmıyoruz? Güzel bir fikir değil mi? Yani why don't we have a party? Ya da neden İngilizce konuşmuyoruz ki? Tamam mı? Bu arada bunlara bir de şunu da ekleyebiliriz. Mesela let's kelimesi sadece biz kelimesi için söyleniyor normalde. Ya da shall we. Bu böyle bir alışkanlık hali vardır. Ama hani yapayım mı, edeyim mi demek istersek peki ne yaparız? Sinemaya gideyim mi? Burada da biraz daha farklı var. Tekliften ziyade bir rica ya da izin isteme gibi bir durum var. Mesela shall I go to the cinema dersem sinemaya gideyim mi? Ya ben gideyim mi anlamına gelir. Teklif gibi olmaz. Ya babanıza söylersiniz. Baba ben sinemaya gideyim mi? O zaman shall I dersiniz. Shall I go to the cinema? Sinemaya gideyim mi? Ya da shall I eat? Yiyeyim mi? Ya da shall I talk? Konuşayım mı? Yani o yiyeyim mi yiyeyim mi ki? Orada çok da onun teklifi yok. Orada bir nevi müsaade var. Ya da why don't I go to the cinema? Ben neden sinemaya gitmiyorum? Kendi kendinize bir soru soruyorsunuz. Bunlara girmeyin arkadaşlar. Yani böyle bir şey de var ama bu konuya girmiyor. Yani o farklı bir mevzu. Peki, teklifler genelde bu şekilde yapılır. Mesela cevap vermek istersek ne yaparız? Cevapta da kişi eğer mesela let's go to the cinema diyorsa, sinemaya gidelim diyor. It's a good idea dersiniz değil mi? It's a good idea. Bu iyi bir fikir. Ya da bu kötü bir fikir demek istiyorsanız da it's a bad idea. Bu kötü bir fikir. Ya da emin değilim demek istiyorsanız da I am not sure. Emin değilim. Yani kısacası iyi bir fikirse seviniyorsanız, kötü bir fikirse ya da emin değilseniz, tamam mı? Bu şekilde cevaplar verirsiniz. Yani burada tabii good idea, bad idea yerine başka şeyler de söyleyebilirsiniz. It's a wonderful idea. Muhteşem bir fikir. It's a interesting idea. Bu ilginç bir fikirdi. Ona da yazabilirim mesela. It's a wonderful idea. Bu muhteşem bir fikir. Ünlemle ifade edebiliriz. Ya da bu berbat bir fikir. It's a terrible idea. Bu berbat bir fikir. Ya da I think we had better not go. Yani bence gitmesek
daha iyi olur gibi. Ya da we had better not eat, yemesek daha iyi gibi. Yani bir şekilde farklı şeyler de söyleyebilirsiniz. Sadece okey bile diyebilirsiniz yani. Yani sinemaya gidelim mi? Tamam, okey. O kadar. Ya da sadece okey, let's de diyebilirsiniz. Tamam, gidelim gibi. Tamam, yapalım. Okey, let's demeniz yeterlidir. Bu böyle gider. Bununla ilgili kafanıza takılan bir şey var mı arkadaşlar? Hepiniz anladınız mı? Peki, tamam. Birkaç örnek yapacak olursak. Mesela ben bir tane rastgele söyleyeceğim. Bakın hangisini seçeceksiniz. Ne olsun, basit bir şey. Film seyredelim mi? Demek istersen. Nasıl söyleyelim? Shall we watch film? Film seyredelim mi de derken shall we watch a movie? Mesela. Movie, film. Sinema filmi demek. Ya da başka bir şey. Neden Ankara'ya gitmiyoruz? Why don't we go to Ankara? Evet, çok güzel. Why don't we go to Ankara? Bu kadar. Yani aslında çok da zor bir şey değil. Bu saatten sonra arkadaşlarınıza istediğiniz cümleyi söyleyebilirsiniz. Yani teklifi yapabilirsiniz. Ya da işte kitap okuyalım mı demek istiyorsak let's read a book. Bu şekilde söylersiniz. Neyin ne olduğunu artık biliyorsunuz. Tamam, bu defterinize yazın. Tumbala 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 laika tumbala 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 la spielbala laika tumbala laika spielbala laika tumbala la.